Oğlum ne yapıyor bu ya? Ana tipe bak tipe. Tipe bak lan. Gel seninle biraz oynayayım. Oley. Hop oley. Hop oley. Ben bunu bıçaklarım. Bıçakladım. Merhabalar abone olun, ben Sinan Akko. Merhaba, ben Sinan Akko. Bugün Resident Evil Revelations 2 Episode 1'i inceleyeceğiz. Nasıl buldun oyunu? Çok zor olmadı. Satın aldım, indirdim, oynadım, bitti. Evet. Ya Resident Evil, Capcom böyle bir şeyler deniyor gibi değil mi sence de abi ya? Abi ben ondan muzdaribim. Hani oyun tarzı marzı denese bir nebze de şimdi düşünüyordum. Hikaye de belli değil. Ben Umbrella'da kaldım yani. Ne olup kaçırdım Uroboros her şeyi. Uroboros olayından sonra ben bütün Resident Evil'ları apayrı birimler olarak görüyorum. Devam eden bir hikaye falan değil. Yani ne kadar dağıtsa evet. Da mesela Kojima toparlıyor ya, muhteşem bir şekilde toparlayabiliyor yani. Bir MGS 2'de çok dağıttı evet. Falan dedik. 3'ten sonra 2 de çok güzel yerini buldu. Abi Capcom yani muhtemelen 700. Game Director'la falan çalıştıkları için işte o 15 farklı ekiple çalıştığı için toparlamasının imkanı yok hikayenin. Hani orijinalinde tam ne oluyordu? Uroboros kim? Şu anki kötüler kim mesela? Bilmiyoruz bence şu an kötülerin kim olduğunu. İlk bölüm bir şeyler duydu, anlamadık yani. Birileri var ama kim onlar şeyler, bilmiyoruz. Peki Revelations 1'deki kötüleri hatırlıyor musun veya 6'daki? 6'da Wesker 5'teydi. 6'da kim var? Firma vardı? Olarak var. Umbrella'nın yerini alan birileri vardı. Vallahi Tricell diye bir şey hatırlıyorum. Ha, evet, şimdi bir Terra şey Save diye bir şey geldi. Bu iyisi. Hesapta. Yani Clear'ı hani iyi olduğunu hani düşünüyoruz hani, yani. Hani. Aslında hikaye de öyle başlıyor. Terra Save diye firmanın partisindeyiz. Clear var. Yanında bir tane kız var. İşte Clear'la kız böyle muhabbet ederken parti esnasında bir baskın oluyor. Bir uyanıyoruz. Zindandayız. Allah Allah bizi buraya kim getirdi derken testere adadan kurtulmaya çalışıyoruz. Böyle. Evet. Her tarafta tuzaklar muzaklar var. Hemen oradan testlere benzetmesi yaptın ya. Ben oyunun benzediği iki oyuna değineceğim. Birincisi Last of Us'a biraz andırıyor. Bahsedeceğim neden andırdığını. Sadece çok ufak bir mekanikle ama ağırlıklı olarak mantığı Alan Wake'a çok benzettim ben. Birincisi ışık tutma. Çok kullanmıyorsunuz tek başınıza oynarken ama co-op'ta çok fark ediyor. Işık tutarak düşmanları sersemletmek Alan Wake'de gördüğümüz o dinamik. İkincisi de dizi gibi işlemeleri. Yani bölüm bittikten sonra işte Next Episode on Resident Evil Revelations 2 falan deyip fragman göstermeleri evet. Falan. Tam bir Alan Wake tadı aldım oralarda. Genellikle ya ben hep şeyi düşünmüşümdür. Alan Wake'i böyle episodik yapmayı düşündüler ama bence zamanın çok ötesinde bir fikir olarak vazgeçtiler. O içinde kaldı, hep saçma bulmuşumdur. Next time on Alan Wake. Next, sonra oynuyorsun. Devam et. Aşağı next yerine next time yazsın bari. Ya bu arada şundan da bahsedelim. Resident Evil Revelations 2 episodlar yani bölümler haline sunulacak evet, evet. Bir oyun. İlk bölümün fiyatı ne kadardı ya? 12 lira. Yani lira, sudan mi? Ucuz dediğimiz diye tabir ettiğimiz bir sinema bileti parasına. Ortalama süresi de 1,5 saat diyebiliriz. Yani oyun kendisi 51 dakikada bitirdin diyor bana mesela. Ha, ama bir durmalar, ölmeler, öldün mü oyunda? Galiba hiç ölmedim ben. Ben bir kere öldüm ya. Kolay da oyun aynı zamanda evet. Yapısına alışınca. Çift çift karakterler var. Önceki Revelations'ta olduğu gibi. Bir tane önceki Revelations'ta yine çift çift karakterler var. İnşallah aynı şey yapmazlar. Önceki Revelations'ta da işte bir ana karakter, bir tırt karakter, bir ana karakter, bir tırt karakter yapıp sonra o tırt karakterleri aradan çıkartıp ana karakterleri şey yaptılar. Bunda öyle yapmazlar umarım. Claire'in yanında Moira Burton var. Evet. Moira Burton kim derseniz ismi ilk Resident Evil'da bir kere geçen Barry Burton'ın kızı. Yani Barry'nin ismi değil, kızın ismi bir yazıda bir kere geçiyor. Barry'nin yanında da biraz sürprizli o kız aslında ondan. Bir şey belli olacak yani. Yani çok bahsetmeyelim ben, detay inmeyelim bence ama oynanış dinamiğinden bahsederiz. Onun yanında da bir kız var ama o ilginç. Çok ufak, evet. Natalie diye bir kız var. O yani daha 10 yaşı yoktur herhalde belki de. Moira can sıkıcıyken Natalie şeker gibi şeker kız. Gibi evet. Yani. Moira hakikaten tam bir teenage, depresif bir teenage görüntüsü çiziyor yani. Tam bir ergen. Teenage deyince daha şey oluyor Sinan Bey, biliyor musunuz ya? Peki abi. Tam bir ergen, bildiğin ergen. Sivilce seksi sadece o kadar suratında yani. Yabancı ergen işte. Terra Save tarafından işe alınıyor. İşe alındığı günde torpil patlatıyorlar. Torpil büyük ihtimalle. Hani bir yerden kaynaklı bir torpil olabilir diye. Sonuçta adam Resident Evil 1'den beri var bu işlerin içinde yani. Oynanış olarak beni rahatsız eden iki şey oldu. Ben şimdi co-op olarak da bitirdim. Tek başıma oynayarak da bitirdim oyunu. Co-op'ta oyun çok kolay. Ve şöyle bir mantık yapmış. Şimdi iki kişi de oynayabileceğini düşünmüş evet. Capcom oyun. Çünkü istediğiniz zaman olmasa bile çoğu zaman karakterler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Evet. Bir karakter sadece aksiyon odaklıyken diğer karakter tam bir assist, sidekick.
yer gösteriyor. Yancı. Yancı. Ha, co-op oynarken de o yancılık hissiyatından kurtulamıyorsunuz büyük ihtimalle. Aynen, yani co-op'ta yancıyı oynayan hani aslında zevkli bir mekanik oluyor. Şu yüzden ayak uydurman gerekiyor. Birbirini tamamlaman gerekiyor. Yani Moria'nın ışık tutması gerekiyor ki oradan hemen Claire'ı daha vursun. Kolay vursun. O zevkli oluyor ama şu sıkıcı olmuş. Şimdi Capcom tek başına oynayanları düşünerek bazı sahneler koymuş. Mesela Claire bekliyor. O sırada Moria'yı seçiyorsun ve bir yere gidip gelmen gerekiyor. Ama co-op oynarken Claire'le bekliyorsun. Yani hani hayır, hakikaten bekliyorsun. Hakikaten bekliyorsun yani hani gitsin gelsin o diye. Çok uzun değil ama bir dakika belki değildir ama bekliyorsun 2-3 yerde. Single yani tek başına oynarken de şu değişiyorsun. Var. Yanındaki arkadaşın, yönetmediğin kişi embesil oluyor. Tam bir yani, embesil oluyor. Hiçbir yardım tut, yok. Moira ışık tut şey yapayım yok. Natalie'cim sen sız işte daşla kafasına koy onun şeyi var. Tuğlayla vuruyor Natalie. Last of Us'ta eli hatırladınız mı? Evet, küçük evet. Kız ve tuğla atan Last of Us dediğim oydu. Pıt. Vur yok ya yani yancı karakterler yok bir de ölüyorlar dayak mayak yiyorlar. Ben de ölmediler Allah'tan dayak yediler ama ha, ölmediler. Ölmediler de dayak yiyorlar kurtaracağım diye koşturdum. Yancı karakterlerin bir de şöyle bir önemi var yani ışık tutması gerekiyor çünkü yancı karakterler size ekipmanların yerini söylüyor yani. Hani şurada evet. item var onu al. Çok al. Komik zaten. Evet ya o Moira çok ışık komik. Tutuyor Natalie böyle yapıyor. Tabii orada bir şey olup olmadığını görmek için böyle yapman lazım. Uzun süre Natalie ile böyle geziyorsunuz. Şurada Ömer var. Dın ya parlıyor. Bazen şey mesela o mantık şu parlayan eşyayı ben görüyorum almaya gidiyorum. Böyle ya diyorum bunlar niye X çıkmıyor diyorum. Sonra böyle Allah Allah görüyorum alamıyorum eşyayı parmakla gösteriyorum. Ha şimdi çıktı. Tamam, önce parmakla yani. Göstermen lazım. Hani sırf böyle hani o karakterlerin de bir vasfı olsun diye konulmuş bir özellikten evet, evet. Başka hiçbir şey değil yani orası. Yani ilginç bir şekilde Capcom büyük ihtimalle finansal sıkıntıda diye düşünüyorum ben. Bence de deneysel takılıyorlar ya. Deneysel ne yapabiliriz? Bir tutturmak istiyorlar bir yerden. Bak şey güzel aslında. Ellerindeki materyalin çapını, olabilecek çapını iyi ölçmüşler. Biz bunu 4 parça halinde çıkartalım. Fiyatı da az olsun. 36 lira mesela Play Store'da Revelations'ın fiyatı. Steam'de 42 lira yanlış hatırladım. Full paketten bahsediyoruz. Full paket evet. 4'ünü birden alırsanız. Yani çok ucuz aslında. Ve haftada bir çıkacak. Telltale Games'e ben şu an küfür etmek istiyorum mesela. Borderlands'in devamını çıkartmadılar. Game of Thrones çok fazla umurumda değil ama Borderlands 2,5-3 aydır bekliyor. Bir yandan Minecraft oyunu yapacaklar. Bir yandan Mad Men'in yapımcılarıyla şey yaptılar. Hayvan gibi üstlerine iş yüklendi büyük ihtimalle. Bu adamlar bakmışlar. Elimizdeki materyal bu. Texture'ları kötü. Grafikler dandik. Oynanış Resident Evil 6'nın bile gerisinde. Revelations hani tadında. Ama Revelations'tan da kısa olduğundan şüpheleniyorum. Bir bölümü 50 dakikada bitiriyorsan 4 bölümü 4 saatte bitirirsin. En fazla. Yani ben dedim ki biz 2 kişi oynadık 1,5 saatte falan bitti. Yani 6 saat maksimum süresi olur diye tahmin ediyorum. Maksimum. Yani. Belki 7 saat. Ha belki. Nedir ama yakın zamanda 6 saat ve 180 lira olduğu için çok eleştirdiğimiz bir oyun vardı. İsmini söylemeyelim daha fazla şey yapmak istemiyorum. 36 lira versus 180 lira. 5'te bir fiyat farkı var arada. Ya açıkçası ben şimdi oyuna bakış açım şöyle değişiyor benim. Şimdi bir notlama sisteminden gideceksek oyunu çok beğendim mi? Yok çok ya. Beğenmedim. Ama Resident Evil 6'dan daha iyi buldum. Onu açık söyleyeyim. Ben Resident Evil 6'yı hiç beğenmedim. Ben Resident Evil 6'yı çok beğendim. Ama sakız gibi uzatılmış ve çok bir şey soracağım sana tadını sadece. Kaçırıyordu. Chris bölümünü beğendin mi? Chris olduğu bölümüne, hiçbir bölüm beğenmedim Chris ya. Bir dakika Chris ana olandı değil mi? Ben Jack geldi aklıma. Yok. Chris bölümünü beğendim abi. Aa. Evet. İlk defa Chris bölümünü beğenen biriyle konuşuyorum çok heyecanlıyım. Bir dakika ya karıştırıyor olabilir. Chris asker 5 asker gezenler yok. Ha, yok Counter Strike gibi geziyorsunuz. Yok o bölümü beğenmedim. Şeyi beğendim ben. Leon'lu bölümleri beğendim. Leon'lu bölüm evet. Leon'lu en güzel bölümler Leon'lu bölümleri. Leon'lu bölümleri çok beğendim. Chris'i atladım. Jack bu ne lan yani zombiye saplex atıyor pata falan diye güreşiyor. Orayı geçtim ama beğendim yani hakikaten. Sen sadece Leon oynuyorsan beğenirsin tabii. Chris de Jack'i. Oyun çok uzun. Yani ne bileyim Chris'e de alışırsın diye düşündüm. Hayır alışamıyorsun Chris'e. İğrenç Chris bölümleri ya. Yani evet. Rezalet. Resident Evil 6'yı buradan görüyorum. Chris bölümleri çok kötü ya. Yine de ne bileyim bunu neden 6'dan daha çok beğendin? Çünkü daha 1 saat 1,5 saat. Evet daha oynadım. Konsantre. Mesela şey olayı da hoşuma gitti. Artık benim sıkıldığım bir şey var bu korku oyun. Ben bu arada düzeltmek istiyorum. Resident Evil 6'yı çok beğenmemiştim. Sadece evet Leon'lu bölümleri evet, hatırladım. Tepki toplamı oradan. Yani Resident Evil Revelations'da şunu beğendim. Ben oyun daha dizi mantıklı olduğu için olaylar biraz daha hızlı akıyor. Hı-hı. Ve biraz daha hızlı merak etme duygusu. Artık eskisi gibi sakız gibi uzatılmamış hakikaten de. Hı-hı. Yani hemen giriyorsun olaya, hemen başlıyor, hemen silah alıyorsun eline, hemen shotgun alıyorsun eline ve ne olduğunu merak ediyorsun. Bir de oyunun sonunu beğendiğim için hani sonu böyle aa falan dedim kendimce. Ben tahmin ettim sonun öyle olacağını. Aa ben etmedim. Çok boş beyinle oynadım. Ve hoşuma gitti yani. O yüzden boş beyinle oynamanızı tavsiye ediyorum oyunları. Şaşırın. Ya açıkçası pardon. Şuna değinecektim ben konu nerelere geldi. Resident Evil 6'a geldi. Normalde oyuna bakış açım hani puanım
düşük olabilir. Çok böyle aman aman beğendiğim bir oyun değil. Ama dediğin gibi fiyat performans oranı bence çok başarılı bir oyun yani. Evet abi, yani en azından episode 1'i alıp deneyebilirsin. Tabii 12 lira. Yani ben hani öyle düşündüğüm zaman kesinlikle alır mıydım? Alırdım her türlü yani. Yani ben bir de çok uğraştım. Şimdi başladım, burada oynadım. Evde gittim bir de ilk 10 dakika için oynadım. Ha. Şimdi tekrar devam ettim falan. Biraz tavsadı kafamda aslında. Anladım. Hani öyle oturup bitirsen Allah falan diye panikleyerek oynadığım bir oyun oldu. Resident Evil. Yani o yaşatması gereken şeyi yaşattı. Hani böyle 2015'e imzasını atacak bir oyun değil. Yok, kesinlikle değil. Ama iyi bir alternatif. Özellikle şu oyunsuz zamanınızda, evet, güncel oyunlar eğer çıktı gibi oynuyorsanız oyunsuz kaldınız şu an. Yani neredeyse. Çok iyi bir alternatif olabilir. 1,5 saat. Bir de yani 4 episodda çıktıktan sonra, yani 3 hafta sonra değerlendirelim. Ondan tabii sonra bakalım full bittiğinde paket nice olacak. Ha, şeyden bahsetmedik. Neyden abi? Raid mod. Evet, oyunda bir raid mod var online olarak. Raid mod daha önceki hangi Resident Evil'da vardı? Revelations'da mı vardı? Revelations'da yani var mı hatırlamıyorum ya. Böyle, ama 6'da var sanki öyle bir şey vardı. Şey yapıyorsunuz, karakterinizi seçiyorsunuz. Karakterlere skill'ler eklemişler bu sefer. İşte çömelince %115 tek fazla kişilik ver. Puan topluyorsun. Puan haricinde battle point topluyorsun. Bir de para var. Oyun içinde parayla alabileceğin değişik değişik silahlar var. Gerçek parayla. Hiç onlara uğramanıza bile gerek yok. Yani onun için eleştirmeye gerek görmüyor. Bir şey var mesela. Şey var. Tommy Gun. Tommy Gun'sız da oyna oyunu. 2 lira vermeyi ver. Onun orada durması beni rahatsız etmiyor. Raid mod, karakterini seçiyorsun, skill'lerini, silahlarını vesaire. Bir level'ın var. Counter Strike, ay Counter Strike beni andı. Call of Duty'nin şeyi gibi, multiplayer'ı gibi. Level atlıyorsun. Atladığın level'da yeni skill point'ler kazanıyorsun. Onlarla yeni şeyler, hareketler falan. Dans şey hareketleri alıyorsun. Tek başıma oynadığım için çok keyif alamadım. 38 tane zombi geliyor, pıt 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 hepsini öldürüp bitiriyorsun. Muhtemelen co-op oynayınca ve farklı zombiler de işin içine girince daha keyifli. Raid moddaki haritalar, bu arada bu episodda olmayan haritalar, daha ileride gelecek olan belki haritalar. Belki hiç gelmeyecektir haritalar. Belki de farklı yapmışlar. Bir sürü bir sürü görev var. Yani orada vakit geçirilebilir ama anca bir arkadaşla çok tat vermedi. Hiç tat vermedi bana. Yani çok tat vermedi demeyeyim. Hiç tat vermedi. İki kere, üç kere denediğimde çakıldı. Bir kere çalıştırabildim şimdiye kadar. Bu arada ona paralel iki şey daha söyleyeyim. Oyunun bu arada konsol versiyonlarında split screen. Yani aynı ekrandan iki kişi oynama özelliği de var. PC versiyonunda ise ikinci episodla beraber gelecek. Onu da duyurayım. Evet. Yapımcılar açıklamış. Ha, ama şu anda oynamak istiyorsanız bir mod var. Evet, mod da var. Haberi de var hatta. Onu aşağıdan da linkini verelim. Linkini dayarız şimdi. Dayarız. O mod sayesinde oynayabilirsiniz aynı ekranda. Evet, evet. Modcular artık helal olsun. Mutlaka arkadaşlarınızla veya kardeşinizle birlikte oynayın. Ben öyle yaptığım için herhalde beni görüyorsunuz. Kardeşinizle birlikte oynayın. Ha, o açıdan teşekkür ederim abi. Şuraya yalnız komik geliyor bana. Son kez hani incelemeyi kapatırken bunu söylemek istiyorum sadece. Resident Evil'dan konuştuk ama korku olup olmadığından hiç bahsetmedik. Artık Resident Evil'dan korku beklentimiz kalmadı mı bilmiyorum yani. Abi, ben oyunda hiç gerilmedim, hiç korkmadım açık söyleyeyim. Resident Evil'dan ne bekleyeceğimi artık hiç bilemiyorum. Çünkü hikaye değişiyor, karakterler. Karakterler bir şekilde aynı kalıyor ama Barry Burton'a çok böyle. O Barry Burton ilk oyundan beri geliyor. Albert Wesker geri dönse hiç umurumda olmayacak şu anda Resident Evil. O seviyeye geldi benim geldi için. Ama ben korktum. Ben yani korkmadım. Birkaç yerde panik oldum. O ilk şeyle karşılaştığım şey var ya, böyle dönüşerek falan bir şeylere dönüşerek geliyor. Onu ilk gördüğümde korktum. Birkaç yaratığın arasında kaldığında çok panik olabiliyorsun. Yani ben dediğin gibi o ilk yaratığı gördüğümde şey korkusu oldu tabii. Allah, bunu nasıl yeneceğiz kafasına girdim. Ama co-op oynadığımız için co-op'ta biraz daha hızlı oluyor. Hemen kız işaretliyor oradan, küçük kız, co-op yardım ediyor falan, biraz daha rahat aşılıyor. Ama tabii şeyde ben de bir yerde hani hop yaptığım, hani scare jump dediğimiz o bir anda zıplama olayı oldu. Onun dışında atmosfer beni çok germedi ama başarılı buldum atmosferi. Başarısız bulmadım. Sadece şunu söyleyeyim. Barry ile de oynuyoruz. Claire ile de oynuyoruz oyunu. Yarısı yarı yarıya diyebilirim. Ve Barry ile gittiğimiz mekanlar Claire ile gittiğimiz mekanlarla çakışıyor. Aynı mekanlara gittiğimiz oluyor. Aynen o öyle. Çok sevmiyorum ben oyunlarda. Senaryo için olsa bile çok hoşuma gitmiyor. Claire ile bir şeyleri aldıysan Barry ile bulamıyorsun. Evet. Resident Evil ruhuna uygun bir şekilde yapmışlar onu. Aynen, eski oyunun. O zaman yok varsa son bir sözün alalım, kapatalım. Valla ilk episode için fena değil. Hem ama de tabii yani oynayacağız, unutacağız, biteceğiz şu andaki ilk episode'dan aldığım izlenim o. Denenebilir Resident Evil seviyorsanız. Çok bir şeyler beklemeden ben de denenebileceğini söylüyorum. Oyunsuz günlerimizde 12 lira. İyidir, sinemaya git, oyun al, artık aynı para aşağı yukarı. Evet. O zaman arkadaşlar bizden bu kadar. Kendinize bakın, görüşmek üzere, hoşçakalın. Kendinize iyi bakın, bak geliyorum. Yok, iyi bakmıyorsunuz arada sırada. Buradan hissediyorum iyi bakmadığınızı. O göbek gidecek, benimki de gidecek. Görüşürüz.